Sana dosyam arasını bozmuyor. Nereye geldin? Böyle ne teyitem? وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Evet. Bu لَئِنْ لَا مِشَطْ cevabı kasımdır. Yani vallahi لَئِنْ tabi bazı yerlerde arkadaşlar şart edatının üzerinde lam geliyor. Sonra gelen nun nitekidle müekked bir fiilin başına da geliyor. O zaman birinci lama tavti elam ediyorlar. Çünkü o gelecek lam kasem cevabının lamı. O tekid nununu ala. Ama burada bir lam var. Dolayısıyla onun da lam-ı cevabı şart olarak. Şeyh kasem cevabı lahme olur. Gizli bir kasemin cevabı lahme. Yani vallahi Allah'a yemin olsun in eteytellezine utul kitaba, eğer sen kitabın kendilerine verildiği o kimselere getirirsen bi kulli ayet, her ayeti getirsen onlara, yani her türlü kesin delili, mucizeyi getirsen de yine ma tebi'u kibleteke. Onların o inatçıları senin kıblene ne yapmazlar? Uymazlar. Tabi ayet mesela şu innellezine keferu sevam aleyhinde geçtiği gibi mesela innellezine keferu, bakınız ayetin lafzı amdır. Ama biz realiteyi de biliyoruz ki bazı kafirler iman etmişler. Değil mi? Dolayısıyla bu ami mahsustur. Neyle mahsustur? Münfasıl. Akıl ile mahsustur. Burada da aynıdır. O ellezine utul kitabadan maksat o inatçı olanlardır. Yoksa bütün ehli kitap değil. Çünkü bütünü alsanız mesela Ubey bin Ka'b gibi, Abdullah bin Selam gibi daha sonra iman edenler, Kâb-ül Ahbar gibi, Tabi'in döneminde, Vahb bin Münebbeh gibi, bunlar da Yahudiydi, şu ehl-i kitaptı, Müslüman oldular. Değil mi? Dolayısıyla daha tabii bilmediğimiz bir sürü Yahudi Müslüman oldu. Çok fazla olmasa da ama oldular. Dolayısıyla biz burada bu an bir mahsus bir andır diyeceğiz. Ve bu münfasıl ile mahsustur. Yani oradan kitap kendilerine kitap verilenlerden muannit olanlarını. Onun için bakınız müfessir öyle diyor. Arade zevil inadi minhum. Onu kastetti. İnatçılarını. Dolayısıyla bu amı mahsus oluyor. Eğer onlara getirsen bir külli ayetin. Burhanun katiyen. Herkes kim delil getirsen ki ennet teveccühe ilel ka'beti huvel hakku. Kabe'ye yönelmenin yani bu tahvili kıblenin hak olduğunu, doğru olduğunu, Allah'tan geldiğini her türlü kesin delillerle getirsen yine ma tebi'u kıbleteke. Umay nafiyede değil mi? Onlar yine senin kıblene ne yapmazlar? Niye? لِأَنَّ تَرْكَهُمْ اِتِّبَعَكَ. Çünkü onların sana mutabaati terk etmeleri, yani sana uymamaları لَيْسَ عَنْ شُبْهَةٍ تُز۪يلُهَا بِاِرَادِ الْحُجَّةِ. Senin bir delil getirerek giderebileceğin bir şüpheden dolayı değil ki. Hani diyelim ki kafalarında bir şüphe var, bir tereddüt var. Siz bazı izahlar getirirseniz o tereddüt kalkar gider. O türden değildir. اِنَّمَا هُوَ. Belki onların o sana mutabaat etme işleri an mukabaratin ve inat. Bile bile hakkı inkar etmek ve inat etmektendir. O huva damiri nereye gider? Evet. Şey dedin mi? Gidermene değil mi o?
Yani bu zamir terke gider. Terkehum misbah. Ma ilmihim ki onlar biliyorlar ki bima fi kutubihim min na'tika enneke alel hakki. Onlar kitaplarında olan vasıflarından senin hak üzere olduğunu biliyorlar. Ama buna rağmen niye? İnatlarından dolayı iman etmiyorlar. Ve cevabul kasemi, bu gizli kasemin cevabı. Hani yani cevabı kasem dedim ya. Değil mi? Yani vallahi le'in. Cevabul kasemil mahzufi, o mahzuf kasemin cevabı sedde mesedde cevabı şart. Şart cevabı yerine de geçmiştir. Umâ tebiyo kıbleteka. Yani çünkü وَاِنْ تَوَارِيَا وَرُبَّمَا رُجِّحَ بَعْدَ قَسَمِ شَرْطٌ بِلَا ذِي خَبَرِ الْمُقَدَّمِ. İbn Malik orada da şey yapıyor, ele alıyor. Yani kasem ile şart birlikte geldiklerinde, kasem ile şart, normalde o şart cümlesini cevaba şey yapalım, ikisi birlikten kasem ve cevap yapalım diye. Ama burada şey müfessir şöyle diyor. Diyor ma tebi'u kibleteka, o kasem cevabıdır. Ama o kasem cevabı şartın yerine de geçmiştir. O zaman lam-ı iptidai mi denir? Yok yok. Yine lam-ı cevabı kasemdir. O gizli kasemin cevabı lazımdır. O kasem cevabı şey daha doğrusu şart cevabı ona gelmesi gereken cümleyi kasem cevabı yapmış ve şart cevabı. Aslında burada doğrusu şu akla geliyor. Yani zaten kasem cevabının lamı o cümlenin başında geliyor ya, o cümle zaten cevap oluyor. Dolayısıyla bunu ayrı şey yapmaya gerek yok. Ama burada şu akla geliyorum, musannif sanki müfessir şunu düşünmüş. Yani şart ve cevaptan mürekkep cümlede mesela in te'tini ukrimke, burada asıl kelam nedir? Ukrimkedir. Değil mi? Yani ukrimke vakta ikramikeli. O manayı düşünerek demiş ki kasemin cevabı, efendime söyleyeyim, şartın yerine geçmiştir. Halbuki yani normalde o in eteytellezine utul kitaba, o cevap oluyor zaten. Onun için ayrı bir cevap getirmeye gerek yok ki. Evet. Ve ma ente bitabiyen kıbletehum. Sen onların kıblesine, onlar senin, sen her türlü ayeti getirsen onlara, onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uymazsın. Evet. Sana gelen vahiyden sonra artık. Hasmun li atma'ihim. Bu onların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tekrar Beytül Makdis'e yönelmesi yönündeki umutlarının tamamını ne yapıyor? Kesiyor. Hasmun kesiyor. İzkânu uttarabu fidârike. Çünkü bu konuda onlar ihtilafa düştüler. وَقَارُوا وَشْوَلَ دَذِلَرْ لَوْ سَبَتَ عَلَى قِبْلَتِنَا لَكُنَّا نَرْجُوا اَنْ يَكُونَ صَاحِبَنَا الَّذ۪ي نَنْتَظِيرُهُ. Eğer o benim, bizim Yahudiler dediler, bizim kıblemiz olan Beytül Makdis üzerine sebat etseydi, şöyle bir umudumuz olabilirdi ki, o bizim beklemekte olduğumuz ahir zaman peygamberinin bu olduğu yönünde neyimiz, şeyimiz, umudumuz oluşabilirdi. وَطَمِعُوا فِي رُجُعِهِ اِلَى قِبْلَتِهِمْ. Ve şuna umut ettiler. Belki tekrar o da ne yapar Resulullah? Onların kıblesine döner. İşte o umutlarını kesme açısından وَمَا أَنْتَ بِتَابِيَا قِبْلَتَهُمْ buyurdu. وَوَحِّدَتِ الْقِبْلَةُ وَاِنْ كَانَتْ لَهُمْ قِبْلَتَانْ فَلِلْيَهُودِ قِبْلَةُ وَلِلنَّصَارَى قِبْلَةٌ لِاِتِّحَادِهِمْ فِي الْبُطْلَانِ. Bu لِاِتِّحَادِهِمْ, vahidetinin
şeyidir, illetidir. Niye diyor kıble bir tek şey müfred olarak getirildi? Yani mesela halbuki Yahudilerin kıblesi ayrıydı, Hristiyanların ayrıydı. Hal ittihadi müşbutlan çünkü batıl olmada, ikisi de batıl olmada bir olunca bir zikret, müfred olur. Zikretti onun ayeti. Evet. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِيَنْ قِبْلَةَ مَحَضٍ Onların bir kısmı da diğer bir kısmının kıblesine, yani Hristiyanlar Yahudilerin, Yahudiler de Hristiyanların kıblelerine ne yapmaz? Dönmez. Yani اَنَّهُمْ مَعَ اِتِّفَاقِمْ عَلَى مُخَالَفَتِكَ Onlar senin muhalefetinde müttefik oldukları halde مُخْتَلِفُونَ فِي شَئِنِ الْقِبْلَةِ Kıble konusunda ne yapıyorlar? İhtilafa düşüyorlar. La yurca ittifakum onların bu manada birleşmelerinin umudu da yok. Kema la turca muvafakatuhum leka sana uymaları yönünde bir umut olmadığı gibi kıble ittifakı noktasında da umut yok. Fel yehudu testakbilu beytel makdisi Yahudiler Kudüs'e yöneliyorlar. Ve nasara matlih şemsi Hristiyanlar da doğuya yöneliyorlar. Ve le in ittebaate ehvâehum min ba'di mâ câeke minel ilm. Eğer sen sana gelen ilimden sonra onların heva ve heveslerine tabi olursan bakınız özellikle ayetin ehvâehum demesi demek onların bu kıble olarak yaptıkları veya yönelmeleri ellerinde olan bir vahiy belgesinden, bilgisinden ziyade heva ve heveslerinden ötürü olduğu için mesela nedir heva ve hevesi? Hevesleri Yahudilerin ırki bir hevesleri vardı. Çünkü Kudüs onların bir nevi milli kıbleleriydi. O milliyetçi etnik bir dürtüyle ne yapıyorlardı? İlla niye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beytül Makdis'e yönelmiyor diye diretiyorlar. Yani demek ki hak arayışı içerisinde olmaktan ziyade bir takım etnik ve benzeri bazı amillerle savunuyorlardı. Bundan dolayı ona ne denmiştir? Heva denmiştir. Heva ve heves. Eğer onların havalarına uysan min ba'di ma ca'ake minel ilmi sana gelen ilimden sonra. Tabi vahyin ilimle isimlendirilmesi de çok anlamlıdır. Yani. Ve dolayısıyla bu bilim felsefesine yapanlara karşı çok açık bir ifadedir. Hani onlar bilginin kaynağı vahyi kabul etmiyorlar ya, bu ayet açık bir şekilde vahyin bilgi kaynağı olduğunu, çünkü vahye bilgi demiştir. Evet. İlimle bilgi arasında da bir felsefi fark gözetiyorlar hocam. İlim daha çok böyle işte vahiyle desteklenen ama bilgi tamamen pozitifiz bir yaklaşımla elde edilir diye. Ama eğer biz ikisini de kesin inanç olarak tefsir edersek o noktada birleşiyorlar. İşte o noktayı yani kesin inanç kaynağı olma noktasında onlar vahyi kabul etmiyorlar. Bilgi kaynağı onlar. Biz kabul ediyoruz onlar. İslam alimlerde hani bilgi demeyin, ilim deyin diye böyle hani kitaplarında bazı ibareler gördüm ben. Bilgiyi kullanmayın, ilmi kullanın. Yani literatürümüzde. Yani tabii o belki Türkçedeki bir ufaktan dolayı onu şey yapıyor. Evet. Ey min ba'di vuduhi burhani delil açık olduktan sonra vel ihatati ve tamamen şu bilgi ihata kuşatma yani bir kuşatıcı bilgi anlamında bi ennel kıblete hiyel ka'betu kıblenin Kabe olduğu yönündeki kuşatıcı kesin bilgiden sonra ve enne dinellahi huvel islam ve Allah'ın hak dininin İslam olduğu
İşte bütün bu bilgiler sana geldikten sonra eğer sen tutar onlara uyarsan inneke izen leminel zalimin, o zaman sen zalimlerden olursun. Bu da bakınız, bu ayetin üslubu da Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunun açık bir ispatıdır. Çünkü insan kendi eliyle yazdığını kendisini bu kadar tehdit etmez. Hiç kimse. Bak, çünkü Resulullah'ı tehdit ediyor. Sen diyor eğer onların heva ve heveslerine uyarsan sana gelen bu bilgiden sonra o zaman sen zalimlerden olursun. Bu bir tehdittir. Hiç kimse kendi eliyle yazdı. Hele hele özellikle liderlik peşinde koşan, liderliğini herkesin önünde ispatlama çabasında olan bir insanın kendisine yönelik neticede bu bizim örfümüzde güç düşürücüdür. Kime karşı? Tehdit edene karşı. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer bu Kur'an'ı Allah'tan almasaydı, haşa kendisi yazsaydı asla böyle bir üslubu, kendisi küçük düşürücü bir üslubu kullanmaz. Değil mi? Ve bakınız üslub tekitli olarak kullanılıyor. Ne demiş? İnneke izen lemine zalim. Hem isim cümlesi hem inne hem la. Lemine el murtekibine zulmel fahişe. O aşırı olan, fazla olan zulmü irtikap edenlerden olurdu. Ve fizalike lütfun lissami'in. Burada dinleyicileri okşama var. Ve tehyicun lissebati alel hak. Ve dinleyicileri hak üzerinde sebat gösterme noktasında heyecanlandırma, hareketlendirme var. Ve tahzirun limen yetrukü delile ba'de inaratihi. Hak aydınlandıktan sonra delili terk edip heva ve hevese uyanları da uyarma var. Değil mi? Ve kıyla, kimisi de şöyle demiş. El hitabu fil zahiri lin nebiyyi aleyhisselam vel muradu ummetuhu. Yani burada hitap Resulullah'dır. Yani biliyorsunuz bu manada Kur'an'ın üç türlü hitabı vardır. Bazı hitaplar vardır ki Resulullah'a yöneliktir ve Resulullah kast ediliyor. Mesela ya eyyühen nebiyyü lima tuharrimu ma ahallallahu lek. Burada hitap Resulullah'dır ve Resulullah kast ediliyor. Bazı yerlerde de hitap Resulullah'a gelmiş ama hem Resulullah hem ümmet kast ediliyor. Umumi olarak kast ediliyor. Değil mi? Mesela ve emur ehleke bis salati ve stabil aleyh. O aklıma geldi. O emir direkt Resulullah'a da olsa ama ümmet de bunun muhatabıdır. Bazı yerlerde de hitap Resulullah'adır ama Resulullah değil, ümmet kast ediliyor. İşte bu gibi yerlerde bazıları öyle demişler. Hitap Resulullah'adır ama ümmet kast ediyor. Çünkü Resulullah'ın vahyi bırakıp, o gelen vahiy bilgisini bırakıp onların heva ve heveslerine uyma gibi bir ihtimal yok. Ama ümmet için bu ihtimal var. Onun için hitap Resulullah'a gelmiş, ümmet kast edilmiş. Ta ki ümmet bu işten iyice sakınsın, uzak dursun. وَلَزِمَ الْوَقْفُ عَلَى الظَّالِمِينَ اِذْ لَوْ وُسِلَ لَصَارَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ صِفَةً لَلْظَالِمِينَ diyor. Vakıf, zalimin üzerinde vakıf etmek lazım. Ayetin lafzına bakın. اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ orada duracağız. Hem ayetin sonudur, hem mana yönünden bitiyor. Niye? اِذْ لَوْ وُسِلَ اَيْرْ وَسْلْ edersen. Yani لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ diye okusan, o zaman الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ صِفَةً لِلظَّالِمِينَ zalimine sıfat olur. Halbuki bu da uygun değil. Çünkü halbuki وَهُوَ مُبْتَدَعُنْ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُبْتَدَادِرْ وَالْخَبَرُ يَعْرِفُونَهُ değil mi? Onun için لَمِنَ الظَّالِمِينَ üzerinde duracağımız. Evet. Yani الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, ki buna Yahudi ve Hristiyanlar gidiyor. Onlar ya'rifunehu, tanıyorlar onu. Bu damirle ilgili farklı bazı görüşler vardır. Kimisi damiri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a irca ediyor. Kimisi damiri Kur'an'a irca ediyor. Kimisi damiri tahvili kıble. Evet. Ama tabi tahvili kıble bu bağlam itibariyle biraz daha sanki de uygundur. Fakat Araf suresinde bu ibare, aynı ibare geçiyor. Sanırım Araf suresinde. Orada da damiri Resulullah'a ancak irca edebiliriz. Onun desteğiyle buradaki ayeti, çünkü biliyoruz Kur'an birbirini tefsir ediyor. Burada da Resulullah'a irca edebiliriz. Ama özellikle müdennisler damiri tahvili kıbleye irca etme yönünden daha şeydirler. Bugün zaten ayette çocuklarını diyor ya, çocuklarını bildiği gibi kıbleye bilir. Çok şey olmuyor sanki ya. Kıbleye değil, tahvili kıbleye. Yani onlar kitaplarında, çünkü Tevrat'ta okuyorlar ki o gelecek peygamberin kıblesi değiştirilecektir. O değiştirme olayı, o önemli. Evet. وَالْاَوَّلُ اَظْهَرُوا. Bak, müfessir birinci, yani damirin Resulullah'a raci olması. قَالَ عَبْدُ bin Selam. Abdullah bin Selam der ki, yani bu ayetle ilgili Hazreti Ömer Abdullah bin Selam'a soruyor. Ayet böyle diyor. Siz gerçekten öyle mi? O da şöyle diyor. اَنَا اَعْلَمُ مِنْهُ بِنِّي اَنَا اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي بِإِبْنِي. Ben Resulullah'ı tanımam, kendi oğlumu tanımamdan daha fazladır. فَقَالَ عُمَرْ وَلِيمَا. Yani nasıl? Hazreti Ömer soruyor. قَالَ لِي اَنِّي لَسْتُ اَشُكُّ فِي اَنَّ مُحَمَّدٍ وَاَوْ فِي مُحَمَّدٍ اَنَّهُ نَبِيُّ. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber oluşuşunda asla şüphem yok. فَاَمَّا وَلَد۪ي. Oğluma gelince فَلَعَلَّ وَالِدَتَهُ خَانَتْ. Belki annesi bir hıyanet etmiş olabilir. Bunun üzere فَقَبَّلَ عُمَرُ رَأْسَهُ. Hazreti Ömer Abdullah bin Selam'ın başını öper. Evet. Burada duralım. Yalnız lestu eşukku fi Muhammedin ennehu nebiyyun. Onu kim ya Rabbi ne yapar? Lestu. Evet. Les, yani fiil naqs. Evet. Tu fail. İsmi. İsmi. Naqsa ismi. Evet, evet, tabii. Evet, devam. Eşukku haber. Eşukku nasıl bir kelimedir? Fiildir. Fiil mudar fel müstetir. Cümle mahalle mensub haber. Evet, devam. Fi Muhammedin. Cer mecrur. Eşukku yatağı. Doğru. Zarfi. Ne oluyor? Ennehu. Ennehu nebiyyun. Bu ismi nebim haberi. Evet. Bu da şey, eşukku, eşukkun faal olur. Öyle mi? Şey, meful olur. Öyle mi? Yok. Eşukku fi Muhammedin sıfat. Öyle mi? Hocam fi Muhammedin cemir eşukku atar mı diye. Ennehu ebiyyün, yani meful değil mi eşukku? Öyle mi? Haber değil mi hocam? Efendim? Haber. Ya onun peygamber olduğunda şey, şüphe etmiyorum. Öyle mi? Nakıs fiilin. Ya eşukku haber yaptık ya. Yani işimiz gücümüz haber mi olacak? Hocam onun peygamber olduğunda şüphe etmiyorum. Evet. Ennehu ebiyyün. Bedeldir, bedel. He. O ennehu nebiyyün Muhammed'den aleyhissalatü vesselam bedeldir. Muhammed'den şükür nesinde, yani bedel olarak ennehu nebiyyün. Onun nebi oluşunda şüphe etme. Ennehu nebiyyün bedel. Peki. Evet.